Çoğul gebelik eşittir yüksek riskli gebelik demek. Aynen öyle. Yani bir de illaki tüp bebekte olması gerekmiyor. Yani yumurta sayısını çoğaltırsan zaten çoğul gebelik olma ihtimali artıyor tabii ki. Ama bu dediğim gibi çok yanlış bir şey. Yani çoğul gebeliklerin hem kendileri açısından hem hamilelikleri açısından ve sonrasında çok büyük sorunlarla karşılaştığımız vakalar da oluyor. Dolayısıyla evet, bunun iyi bir şey olmadığını bilmeleri lazım. Sokakta gördüğümüz ikiz bebekler çok güzel, tatlı ama bir de görmediklerimiz var. Yoğun bakım ünitesinden çıkamayan ya da evden çıkamayacak durumda olan bebeklerimiz de var tabii ki. Ben direkt olarak onları anlatıyorum zaten ilk başta. Yani çoğu böyle bir şeyin gereksiz olduğu. Çünkü insan yapısı zaten tekil gebeliğe, yani tekiz gebeliğe uygun bir şey. Yani biz yani kediler gibi değiliz ki yani 4-5-7 tane doğuralım yani. Evet. Rahmin kapasitesi zaten tek bebeği kaldırma kapasitesine sahip. Çünkü normal ortalamada 38 haftada doğan bir tek gebelikte ikiz olduğu zaman 35 haftaya düşüyor. 300 gebelik olduğu zaman bu sefer 32'lere düşüyor. Yani o haftalarda doğan bebeklerin sorunları da büyük oluyor. Yani bunu bilinçli bir şekilde yaklaşmak lazım ve anlatmak lazım ki ona göre hareket edelim. Çoğul gebelik bizim riskli gebelik dediğimiz, birin üstündekilere çoğul diyoruz. Riskli gebelik dediğimiz kategoriye giriyor. Riskler neler? Sadece erken doğum değil, anneden başlayan bulantı, kusma daha fazla. Annede sırf gebeliğe bağlı olan işte gebelik tansiyonu, gebelik şekeri, hatta anne ölümleri bile daha fazla çünkü doğum sonrası kanamalar daha fazla oluyor. Bebeklere bakınca erken doğuyorlar, yeni doğan yoğun bakım ihtiyacı artıyor. O ayrı bir sorun zaten yani. Çok erken doğan bebekleri, evet, sonrası hakikaten bayağı üzücü şeylerle karşılaşabiliyoruz.